sevgili Memleket Kreuzberg dinleyenleri, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada sizlerden gelen istek parçaları var. Canlı yayında canlı canlı şarkı söyleyecek. Bu Yusuf müthiş bir adam ya, müthiş. Memleket Kreuzberg. Kreuzberg'in kızları, Kreuzberg'in kızları, hep mi bana nazları, hep mi bana nazları. Kızları, Kreuzberg'in kızları, hep bana nazları, hep bana nazları. İnşallah yarim gelir, inşallah sevdiğim gelir. Türkiye'ye yazları, Türkiye'ye yazları. Haydi Gülara hanım, haydi Gülara hanım, yürü Gülara hanım, yürü Gülara hanım. Gidersen uğur ola, gidersen uğur ola, Kreuzberg yolun ola, Kreuzberg yolum ola. Senden başka sevesem, senden başka sevesem, ağzım dilimle lola, ağzım dilimle lola. Kreuzberg'in kızları, hep mi bana nazları, hep mi bana nazları. Kreuzberg'in kızları. Yakış, şimdi kaşı balını tut. Aa, Henrik Bey, benim Yusuf'um nerede? Şimdi ben şu bir kaşık balı yedireyim, gırtlağına iyi gelir. Ufka Nebahat, canlı yayındayız. Olmaz. Öldük, bittik, mahvolduk. Erzurum'un bağları, Erzurum'un bağları, pek de hoştur tatları, pek de hoştur tatları. Hep mi bana nazları, Kreuzberg'im kuzları, Kreuzberg'im kuzları. Hep mi bana nazları, hep mi bana nazları, Kreuzberg'im kuzları, Kreuzberg'im kuzları. Hep mi bana nazları, hep mi bana nazları. Oğlum, Yusuf'um, sadece bir kaşık. Aç bakayım. Anne, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yayındayız. Evet sevgili Memleket Kreuzberg dinleyenleri, kısa bir reklam arası. Memleket Kreuzberg. Yusuf, oğlum, hadi uyan. Bak kahvaltı hazır. Yayındayım anne, yayındayım, yemeyeceğim. Oğlum, ne yayını? Ne yayını? Aç bakayım ağzını bak. Bak bak bak. Adana'dan halis mulis pekmez. Aç. Oo, tam olsun canım olsun. Ha? Anne sen bana bal mı yedirdin? Oğlum ne balı? Ya aha, pekmez. Kahvaltı hazır. Çay soğuyacak hadi. Kalk gel. Of, tamam anne. Ne güzel türküydü o ya. Nasıldı? Kreuzberg'in kızları, Kreuzberg'in kızları, hep mi bana nazları, hep mi bana nazları, hep mi bana nazları, Kreuzberg'in kızları. Devam nasıldı ya? Ben severim kalbinden. Ben Yusuf, severim hadi evladım, kahvaltı hazır, çayını soğutma. Tamam anne, geliyorum. Günaydın oğlum, kahvaltı hazır. Hadi otur. Dur durma. Dur. Aa. Yok yok durma. Oturma. Yeşilliğe uzak kalıyorsun sen. Yok 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 ya, da o da olmadı. Şimdi sen o tarafa gittin. Tatlar burada kaldı, baldır içeldi. Uzanamazsın. Anne uzanırım, çocuk muyum ben? Ellerine sağlık annem. Gel otur hadi beraber yiyelim. Allah! Ne oldu? Ekmekler! Of aman anne ya, yapma böyle. Ne yapayım oğlum? Oğluma bir kahvaltı hazırlamışım, çok mu? Ev, ev hausurger, ama neydi onun adı? Ev doktoru ne dedi? Ne dedi? Sen hiç oturma, hareket et. Sen iş yap, o zaman iyi olsun. Ne zaman otursun, o zaman hasta olsun. Dedi mi demedi? Anne onu genel olarak söyledi. Çok iyisin sen, çok şükür bir şeyin yok. Ben iyiyim de oğlum, sen nasılsın? Anne yapma böyle, ben iyiyim. İyiyim, bak bugün zaten radyoya gideceğim. Hayat devam ediyor. Tabii oğlum iyisin. Aman iyi olmayıp da ne yapacaksın? İyisin de nereden çıktı bu radyo sabah sabah, rüyanda mı gördün?
Anne vallahi senden korkulur. Onu nereden biliyorsun? Tabii bilirim oğlum. Anneler çocukların her şeyini bilir. Hani sen haftaya gidecektin radyoya. Şimdi niye bugün gidiyorsun? Ha hafta ya ha bugün. Bir an önce işe başlamam lazım. Bant yayını yapıp duruyorlar. Zaten sıkılmışlardır radyoda bensiz. Hazır mısın? Geliyor kağıdını al. Ha böyle bakarsın işte. Yo. Clara da zihniye koy. Geç Clara Hanım geç. Geç geç geçtim. Dur gol oldu ve zihniye 3 farklı öne geçiyor. Ama sen çok şanslısın. Ne şansı Clara Hanım ne şansı? Bilek bu bilek. Bu farklı artık geçemezsin öne. Sen şimdi görürsün. Ne yapıyorsunuz? Papa, bu her zihni kaleyi oynattı, mızıkçılık yaptı. Yok şef, yalan atı. Vallahi ben kaleyi oynatmadım, kendi atamadı ya. Maaşınız çok geliyor galiba size. Paraları saçmışlar. Yok şef, benim param değil zaten, Clara Hanım'ın. Clara, 2 euroyu kestim maaşından. Senin de maaşından kestim. Canım sağ olsun. Koskoca radyoda bütün işler bitti sanki, boş boş oturuyor bunlar. O zaman kapatalım, gidelim biz de. Aslında oğlum papa, zaten banttan yayın veriyoruz. Haftaya Yusuf gelene kadar da biz de tatil yaparız. Zaten iş yok burada. Ben size hemen bir iş bulurum kızım. Çok güzel bir iş. Tatil gibi. Otur, istifa dilekçeni yaz. Ben maille bakayım. Ben de yerleri sileyim o zaman. Bir zahmet. Koca radyo ne hale geldi? Delilerin arasına düştüm. Ah Yusuf, neredesin sen? Ama oğlum ya, kontrol edip durma. İyisin tamam anladık. Hem iyi olmayıp da ne yapacaksın ha? Seni terk eden kendi kaybeder. Beni terk etti demeyelim de karşılıklı anlaşamadık diyelim. Karşı karşıya olmaz bu iş. Yan yana olur yan yana. Aman bana gelin mi yok? Var mı? Aman. Yani şimdilik kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama inşallah diyorum zamanla hayırlısı belki. Ne diyorsun anne? Efendim şef. Yusuf nasılsın? İyiyim şef. İyiyim. Ah, tamam anladım iyisindir. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama hani bu haftaya fry demiştik biz ama şimdi bir planın yoksa eğer yağı da kesmek gibi olmaz. Yusuf ne olur gelsene buraya. Oh be. Bite ne olur. Ah geleceğim diyor. O zaman canlı yayında yapar mıyız? Anlaştık diyor. Ya Yusuf. Aha. Ne diyor? Program için şarkı bile hazırlıyormuş. Yusuf ya. Aha. Tamam. Radyo demek canlı yayın demek. Canlı yayın demek. Rating demek, para demek. Gelsin paralar. Clara, sakın Yusuf buraya gelince ona eski hatırlatacak bir şeyler söyleme. Eski defterleri kapatıyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz. Ben de. Sen de mi? Ya ben de eski defterleri kaldırıp attım. Artık yeni bir sayfa açacağım. Yeni sayfa, yeni şans demek. Clara. Eski defterler diye sen muhasebe kayıtlarını falan mı attın? Nein papa, o lafın icadı. Öyle gerçekte bir sayfa defter yok. Herkes ikinci bir şansı hak eder.
Umarım bu sefer Yusuf bu şansı iyi değerlendi. Her yerde Yusuf var. Her yerde radyonun haberleri çıkar ya. Yusuf mu? Radyo mu? Ne diyor? He, al işte bir tane daha. Canlı yayında skandal. Canlı yayın mı? Canlı yayın diyorsa yalandı. Haber niye yalanılsın Gülhar Hanım ya? Apaçık yazmışlar olup biteni. Bak. Memleket Kreuzberg Radyosu'nda canlı yayında... Şu an canlı yayın yok ki. Kaç gündür banttan yayın veriyoruz. Gelip ben başlatıyorum her gün. Sen hangi frekansı dinliyorsun acaba? Tabii bizim frekanslar biraz farklı. Oğlum, durduz kahvaltı etseydin ya, aç açına gidilir mi? Bir telefon geldi, hop gidiyorsun. Aç değilim annem, acıkırsam da dışarı... Lan yemem. Dışarıdan ne yiyeyim? O fast food falan yani onları nasıl yiyorlar annem ya? Acıkırsam ben gelirim eve mis gibi yerim, sen hiç merak etme. Ah Hafize, şu radyodan istifa etmeseydin ne yiyordun? Mutfak yemeği yiyorsun ya, aklım sende değildi. Anne, Hafize abla radyoya dönmez, ben sana söyleyeyim. Ama yeni birini buluruz elbet, ne yapalım? Bulun, bulun ama sen o şefe söyle, de ki önce annem görecekti. Ben bir göreyim, yemeğini tadayım, kontrol edeyim, siz ondan sonra işe alın. Ya annem, şef yemeği iyi yapan kötü yapana bakmaz ki. Kim ucuza yapıyorsa onu alır işe. Bana bak, ben senin o şefin var ya, Sağlık Bakanlığı'na şikayet ederim. Derim ki, benim oğlumu kötü yemeklerle zehirliyorlar. Zaten aklım sende. Benim oğlum orada ne yiyor, ne içiyor diye ben hep seni düşünüyorum. Annem, gurbet ellere gitmiyorum ki. İşe gidiyorum ben. Sen bunları kafana takma, hiç merak etme, tamam mı? Hadi görüşürüz. Aslında gerek yoktu böyle şeyler ama. Oh şöyle mis gibi sıcak sıcak. Oh. Hadi görüşürüz annem. Aslan oğlum benim. Su gibi git, su gibi gel hadi. Hey anam dur. Hey üstüme su serpiliyor. Ah sana mı geldi? Görmedim kız. Görmedim, kusura kalma. Neyse, gel. Gel, gel. Kusura bakma, gel. Allah hoş geldin kız. Neyse, Allah'a emanet olun. Ne o her zihni? Yoğulmuşsun. Papam seni kovacak diye kendine fazladan iş mi çıkardın? Güvenlik kameralarını kontrol ettim. Kapı kilidini değiştirdim. Güvenlik işlediğin zordur ha. Öyle kolay alınacak bir iş değildir. Neresi zor ki? Öyle ayakta duruyorsun. Öyle basit değil işte. İki dakika gözümü kapıdan ayırdım, ne oldu? Radyoya nicalar bastı. Ne oldu bir Berlin'e böyle ya? Eskiden hiç böyle değildi buralara. Eskiden nasıldı ki? Daha mı güzeldi? Hem de nasıl? Ya ben o günleri görmedim ki. Şey papam da hep öyle de. Clara, sen olmadan önce hayat daha güzeldi. Her Zihni, eskiden nasıldı Berlin? Nasıl bir hayatınız vardı? Anlatsana. Yani... Valla eskiden çok güzeldi ya, anlatılmaz, yaşanır. Ya, her Zihni sen Türkiye'den Berlin'e ne zaman geldin? Yani ne kadar oldu? Vallahi nereden baksan 22, tövbe 23 ay olmuştur. 23 ay, oh 23 ay. Bir dakika, o zaman ben de vardım. Ya hatırlıyorum, ne kadar güzel günlerdi. Neyse, geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzdeki günlere bakalım. Daha yaşanacak çok şey var, yerler silinecek. Ya doğru söylüyorsun. Geçmiş geçmişte kaldı. Zaten geçmiş günleri Yusuf'a da hatırlatmamak lazım. Radyoda yeni bir sayfa açılıyor. Yeni sayfa mı açılıyor? Ne oluyor ki? Tante Mina arıyor. Gülhar Hanım, ne oluyor ki? Tante Mina. Yeni sayfa açılıyor. Tante Mina.
Selamünaleyküm. Aleykümselam Yusuf. Zihni abi. Dışarıdan gelirken bir şey görmedin değil mi? Nerede? Ya böyle radyonun girişinde falan şüpheli bir durumlar görmedin değil mi? Ha, aslında bir şeyler gördüm abi. Karşı apartmandaki Omman'la pencereye çıkmış üst komşusuyla ayakkabılarınızı saydım yine misafirleriniz çok herhalde diye kavga ediyordu. Çok dedi de üç kişi ha. Ne diyorsun ula? Ya sen ne diyorsun abi, ne oldu? Daha bir şey olmadı Yusuf ama her an olabilir. Zihni abi, ne oluyor? Radyoda yeni bir sayfa açılıyor Yusuf. Fırtına önce sessizlik bu. Duymayın musun? Yeni bir sayfa? Ben o sayfayı çoktan açtım Zihni abi. Bak ne yazmış evladım, bak da gör halını. Kreuzberg'in kızları, Kreuzberg'in kızları hep bana mı nazları, hep bana mı nazları. Kız ana, bu oğlan çok üzülmüş. Ay yavrum, bana iyiyim diyor ama. Bak içi kan ağlıyor. Bak neler yazmış evladım, baksana. Ben severim kalbimden, ben severim kalbimden, ben severim kalbimden, ben severim kalbimden, ben severim kalbimden. Devamı yok. Ben severim kalbimden demiş kalmış. Ben severim kalbimden, ben severim kalbimden. Gelini bulması annemden, gelini bulması annemden. Kız, böyle soldu mu? Ya abla, Esat'tan kız mı olacaksın he mi? Bulmam tabii. Niye bulmam mı? Aklımda hani zaten. Oğlanın acısı daha teze ama öyle değil. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Görmüyor musun sen benim yüzümü halini dert etmiş kendine? Hani bizim oraların türküleri gibisi. Sen böyle huzurlu şeyleri hiç kafana takma oğlum. Annen sana kızların en güzelini, en hasını bulur. Hasan oğlum, ay Hasan oğlum benim. Ay. Yusuf hoş geldin. Hoş buldum şef. Tabii bakayım. İyisin iyi. Ay o hoş olmadı. İyisin değil mi? İyiyim şef. İyiyim, tamam. Ne demek istediğinizi anlıyorum ama merak etmeyin, iyiyim ben. Düğün günü beni değil de yarışmayı seçen biri için üzülecek değilim. Sen de haklısın ama o da pişman olmuştur herhalde. Ya olmuştur, olmamıştır. Umurumda değil şef. Ben yeni bir defter açtım. Aa, çok güzel düşünmüşsün Yusuf. Eski defterleri kapatalım, yeni defter açalım. Aa, papa hemen söyledin mi? Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk Clara. Niye söyledin baba? Ha, ben eski defteri kaldırıp attım da. Clara, ajandan vardı, yayın için not defterim vardı, atmamışsındır inşallah. Senin şu şakalarına bayılıyorum Yusuf. Sanki anlamadın ne demek istediğimi. Şef, kızın ne demek istiyor? Ne demek isteyecek o? Eski defterleri ne güzel kapattık, iyisini ne güzel açtık diyor. Mecalli olarak. Yok, nerede? Mecazi olarak. Bir de diyor ki, reytingler artık artsın diyor. Hazırım şef, bomba gibi yayınlar yapacağım. Herkes bizi konuşacak. Aman, sen de o ninjayı dövdükten sonra herkes bizi yeterince konuştu. Artık dinlesinler yeter. Ha papa, lafın gıdışını öyle diyor. Bizi dinleyene güzel şeyler söyleyecek diyor. Siz Türklerin bir lafı var. Ne diyor? İllallah. Yok. İnşallah radyomuza yeni bir sayfa açalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hadi bakalım. Maşallah. Herkes memnun binanın gelişinden. Bir tuğbe. Ayağına sağlık Hafize. Yine gel ha. Gelirim, gelirim. Sen de kop gel bir gün. Ben de gelirim. Şöyle Yusuf'uma uygun, ayrı oturmak istemeyecek bir kız varsa etrafında, ben geldiğimde onu da davet et, bakmaya gelirim. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ne edeyim ben şimdi bu işler kısmet işleri. Haydi görüşürüz. Vallahi emanet ol. Haydi görüşürüz ablam, kurban olayım ben seni. Haydi. Yok, bu meseleyi halletmek lazım.
var mı sende ha? Ah! Clara. Nebahat teyze. Yusuf orada mı? Ha, merhaba. Ya Yusuf burada. Ha, karşıda mı? Nein, karşımda değil, yayın odasında. Oh, iyi aman. Yayın odasında mı? Tamam. Sakın benimle konuştuğunu belli etme, tamam mı? Ah, ama anladı galiba. Nasıl anladı? Karşımda değil de yayın odasına demedin mi sen? Ha, öyleydi ama geliyor şimdi, geliyor. Clara, bana mı sesleniyorsun? Hayır de. Hayır, hayır de, hayır de. Kızım sakın beni belli etme, tamam mı? Dönüyoruz. Üç adım atıyoruz. Bir, iki, üç. Aynı noktaya bakıyoruz, el sallıyoruz. Ya sonra iki adım geri. Bir, iki, döndüm. Ah, yine el sallıyoruz. Ah. Ah, bu arada nefesimi tutmaya devam edeyim mi? Ah, anladım. Ya, nefes egzersizi yapıyorum da iyi geliyor. Oh, atlattık. Bir an çözülecek diye o kadar korktum ki. Ama hiçbir şey anlamadan odasına gitti. Clara Hanım, şef nerede? Odasına gitti. Of. Şef, neyi anlamadan odasına gitti? Ula Clara Hanım, sen bir şeyler çevirirsin ama zihniden kaçar mı? Tamam, şimdi bizi kimse duramaz. Rahat rahat konuşabiliriz. Ah, ne diyorduk? Bak şimdi kızım. Yusuf bugün acıkırsam dışarıya çıkarım, bir şeyler alırım filan derken lafı çevirdi. Ama ben anladım, anladım ben. Bana bak, dışarı çıkıp o içinde ne üdüğü belirsiz abuk subuk şeylerden almaya kalkarsa hemen engelle. Baktın olmadı, engelleyemiyorsun. Tamam, bana haber ver. Haber ver, ben hemen gelir elinden alırım. Tamam mı kızım? Tamam, gözüm üstünde zaten. Hemen haber veririm. Öyle bir şey yaparsa ona patronun kim olduğunu gösteririm. Tamam Nebahat Hanım teyze. Siz hiç merak etmeyin. Yusuf'a öyle şeyler yedirmem. Kızım dedi. Bana kızım dedi. Kızım. Şef, ben bu Mina'dan kaçarım diye bana çok kızarsın ama Mina çok güçlü geri, çok. Daha gelmeden Clara Hanım'ı yanına almış bile. Kizin onun ajanlığını yapar ya. Ne demek Clara onun ajanlığını yapıyor? Ya şef, sabahtan akşama kadar telefonla konuşuyorlar. Clara Hanım'ın gözü senin üstünde olacakmış. Dakika dakika yaptıklarını rapor edeyim Mina'ya. Hem patronun kim olduğunu da göstereceklermiş sana. Şundan bir tane yemeden kafam çalışmıyor. Ya şef, bırak şimdi şekeri mekeri. Mina gelir diyeyim sana ya. Ne de çok ya. Bir gün bunun olacağı belliydi zaten. Demek Mina sonunda yaptı yapacağını. Hem de hakkında bilgi toplayıp toplayıp gelir şef. Sen miydin ula? Niye? Başka birini mi bekliyordunuz? Kardeşim Mina Yusuf. Bittik. Mahvolduk. Neden? Radyoyu ele geçirecek. Sadece radyo olsa iyi. Beni de ele geçirecek. Ya Zihni abi, sen neden bu kadar korkuyorsun? Kadınla evlenmişsiniz. Siz karı kocasınız. Hayır ula. Nein. No. Nin. Non. Nö. Az daha evli falan değilim. Tanımam etmem. Hem ben... Utanırım zaten. Senin yüzünden. Ne iş ya, dövünce rezil olduk. Adımız kavgacı radyoya çıktı. Şimdi de diyecek ki sen yönetemiyorsun bu radyoyu, bana devret. Yusuf, bittik, mahvolduk. Bir çare bul bize. Ne yapacağız şef? Mina zaten bir adım hep önümüzde olacak. Kızın her şeyi önceden ona rapor etti.
Clara, burada olan biten ne varsa Mine'ye haber veriyor. Tamam, haber versin. Biz de ona göre bir şeyler yaparız. Radyoyu nasıl güzel yönettiğini gösteririz. İki dakikaya herkes ofiste toplansın. Mina gelmeden ona güzel haberleri biz uçuralım. Anlaştık. Şef, değerli arkadaşlar. Radyomuz hakkında çıkan haberleri hepimiz görmüşüzdür. Bir an önce bant yayınını kesip canlı yayına geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Doğru söylüyorsun Yusuf. Radyoyu bir an önce eski güzel günlerine ya da daha iyi noktalara taşımamız lazım. Yusuf şu an kafa içiyor ama Türk kafası. Ben yaptım zaten. Sorun yok. Bu arada şefin önerisi bence çok güzel. Dinleyicileri canlı yayına bağlayıp Berlin'in neresinde, ne yapıyorken kendinizi memleketinizde hissediyorsunuz diye sorabiliriz. Tabii tabii. Programa renk atar. Müthiş bir yenilik. Bravo şef. Vallahi bu radyoyu senden başkası böyle yönetemez ha. Dankeschön. Ayrıca bence şef, radyoya bir sunucu daha almamız gerekiyor. Partnerli programlar daha çok ilgi görür. Doğru söylüyorsun. Kıyalım paraya, alalım bir tane. Ben olayım Yusuf'un partneri. Hem para da istemem. Bu işlere uzak oldunuz o kadar belli ki Clara Hanım. Burası kurumsal bir işletme du. Pintilik edecek diye de zarar edemeyik. Lütfen bu dediklerimde kayda geçsin. Sihni haklı kızım. Radyonun imajını tehlikeye atamam. Peki papa, yazın bunu bir kenara. Her şeyi yazıyorsun zaten. Zihni abi.